Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Ali Atayurt. Bugün Doğu Türkistan'da yaşanan önemli gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Yeni Zelanda, Çin'i siber saldırı düzenlemekle suçladı. Yeni Zelanda hükümeti, ülke parlamentosuna 2021'de düzenlenen siber saldırıların arkasında Çin'le bağlantılı bilgisayar korsanlarının olduğunu bildirdi. Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada bakanlığının yürüttüğü soruşturmada 2021 yılında parlamentonun bazı birimlerine siber saldırıların düzenlendiğini aktardı. Bakanlık söz konusu saldırıların ABT-40 olarak bilinen Çin devlet destekli hacker grubuna dayandırıldığını belirtti. Saldırıların hedef aldıkları ağlardan kısa sürede atıldığı kaydedilen açıklamada, Yeni Zelanda kanun ve kurum ve süreçlere müdahale için siber casusluk operasyonları yapılması kabul edilemez ifadesine yer verildi. Ülkesinin benzer saldırıların hedefi olan ABD ve İngiltere'nin yaptığı gibi Çin'e yönelik yaptırım uygulamayacağını, buna dair herhangi bir yasaları bulunmadığını belirtti. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yeni Zelanda'nın konuyla ilgili endişelerini Çin'in Wellington Büyükelçisi'ne ilettikleri belirtildi. Bu tür bir dış müdahalenin kabul edilemez olduğuna vurgu yapılan açıklamada, Çin'i gelecekte bu tür faaliyetlerden uzak durmaya çağırdıkları kaydedildi. Pakistan'da Çin konvoyuna saldırı. Pakistan'da Bir Kuşak Bir Yol projesi için çalışan Çinli mühendisleri taşıyan araçların oluşturduğu konvoya intihar saldırısı düzenlendi. Pakistan'ın Hayber Pakhtunhava eyaletindeki Beşam yakınlarında 26 Mart 2024 tarihinde Bir Kuşak Bir Yol projesi için çalışan Çinli mühendisleri taşıyan araçların oluşturduğu konvoya intihar saldırısı düzenlendi. Söz konusu saldırıda 5 Çinli ve 1 Pakistan vatandaşının öldüğü bildirildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre olay bir intihar bombacısının içerisinde Çinli mühendislerin bulunduğu araçların oluşturduğu konvoyun üzerine gidip çarpması sonucu meydana geldi. Bölge polis şefine göre Çinli mühendisler İslamabad'dan Hayber Pakhtunhuva'daki Dasu'daki baraj inşaat sahasındaki kamplarına doğru seyir halindeydi. Söz konusu baraj, Çin'in Pakistan'a tam hakim olma yönündeki önemli projelerinden biri olarak biliniyor. Öte yandan şu ana kadar hiçbir silahlı grup saldırıların sorumluluğunu üstlenmedi. Ayrıca İslamabad'daki Çin Büyükelçiliği ya da Çin Dışişleri Bakanlığı da olayla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise saldırıyı terör eylemleri olarak açıkladı ve şiddetle kınadı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin Büyükelçiliğini ziyaret sırasında Çin vatandaşlarına yönelik gerçekleştirilen saldırıların fiillerini ve suç ortaklarını en kısa sürede adalete teslim etme sözü verdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev soykırımcı Çin'e gidiyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın basın servisi tarafından bildirildiğine göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev 28-29 Mart tarihleri arasında Çin'e bir çalışma ziyaretinde bulunacak ve burada Boğaz Asya Forumu toplantısına katılacak. Çarşamba günü yapılan açıklamada, ziyaret programı Kazak Cumhurbaşkanı ile Çin yönetimi, uluslararası örgütlerin başkanları ve büyük Çin şirketleri arasında bir dizi görüşmeleri içeriyor denildi. Tokayev'in Çin'e yapmayı planladığı ziyaret, Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine karıştığı iddiasıyla uluslararası yaptırımlara maruz kalan sözde Şinjiang Uygur Özerk Bölgesi Hükümet Başkanı Soykırım İşbirlikçisi Erkin Tunyaz'la Astana'da bir araya gelmesinden bir gün sonra gerçekleşti. Tokayev, Tunyaz'la yaptığı görüşmede Kazakistan için Çin'le işbirliğinin faydalı ve gerekli olduğunu söyledi ve Astana'nın bu ülkeyle işbirliğini geliştirme kararlılığını yeniledi.
Efendim, bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte sizlerle beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.